Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Bugün YouTube çevik üreticilerin çok işine yarayacak bir içerikle karşınızdayız. Videodaki sesi yazıya çevirme. Özellikle YouTube'da SEO açısından videolara altyazı eklemek göz ardı edilemez bir gerçek. Üstelik sizinle paylaşacağımız bu yöntem sayesinde dilediğiniz dilde altyazı ekleyerek YouTube videolarınızın altyazı eklediğiniz dilde de izlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede YouTube videolarınızın izlenmesi artarken para kazanmanız da artacak dolayısıyla. Hazırsanız vakit kaybetmeden videoma geçiyorum. Bunun için öncelikle teknoloji.tc'ye giriyoruz ve burada işletim sisteminize uygun olan programı indireceksiniz. Benim işletim sistemim Windows 11. Bu aslında Windows 10'la aynı. Ben Windows 11'i seçip indir diyorum. Ve inmeye başladı. Bu programı kuracağız. Bu program bizim videodaki konuşmalarımızı yazıya çevirecek. Hem text hem SRT olarak. SRT olarak yüklediğimizde saniye saniye konuşmalarımızı YouTube'a sorunsuz şekilde yükleyebileceğiz. Bunların hepsini birazdan göstereceğim. Buradan siz de kendi işletim sisteminize uygun olanı indirirsiniz. Mac kullanıyorsanız Mac, Linux kullanıyorsanız Linux. Dilerseniz portable olarak da kurmadan da kullanabilirsiniz. Neredeyse inmek üzere. İndi. Ben buna çift tıklıyorum. Bunu aşağı alıyorum. Ekrana bu uyarı geldi. Bilinmeyen bir yayıncıya ait bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Evet diyorum. Ekran yakalama programları onu algılamıyor. Buradaki uyarıya da ben buna evet diyorum, kabul ediyorum. Masa üstüne diyor. Bunu da kabul ediyorum. Install diyorum. Finish diyorum. Ve açıldı. Programın bize SRT ve TXT olarak vereceği dosyaları nereye kaydedeceğimizi öncelikle ben belirlemek istiyorum. Buraya basıyorum ve ben burada masa üstüne yeni klasör açacağım. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Buna SRT ya da YouTube altyazı da diyebilirsiniz. Ben bunu gösteriyorum. Pardon. Şuradan tekrardan Open Folder diyorum. Masa üstünü seçip buradan klasörü seçiyorum. Ve burada da Select Files diyor. Yani burada yazıya çevireceğimiz videoyu soruyor. Ben buradan masa üstüne daha önceden eklemiş olduğum bir video vardı. Bunu seçtim. Buraya getirdim. Ve burada yapmamız gereken videonun dilini soruyor. Çevireceğiniz dili değil arkadaşlar. Videonun kendi dilini soruyor. Videom Türkçe içerik olduğu için ben Türk işi buradan seçiyorum. Ve tüm bu işlem bittikten sonra daha sonra buraya basıyorum ve gördüğünüz gibi başladı. Oldukça da hızlı bir program. Bize sonucu SRT ve TXT olarak verecek. SRT YouTube'a süreli olarak yükleyebiliyorsunuz ve şu an TXT olarak verdi. İçindeki yazılar bunlarmış. Ben bunu not defteri olarak seçiyorum. SRT'yi de verdi. Şöyle göstereyim tekrardan. Şunu da genişletebilirsem. Şurada görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada SRT ve burada TXT olarak. SRT ile gördüğünüz gibi YouTube'daki direkt saniye saniye oraya konuşmalarınızın denk geldiği yerler geliyor. Metin belgesinde ise alt alta yazı olarak veriyor. Atıyorum bir haberi video olarak indirdiniz ve bunu yazıya dönüştürmek istiyorsunuz. O zaman TXT'yi kullanırsınız. Şimdi gelelim bunu YouTube'a yüklemeye ve bunu istediğimiz dilde kullanmaya. Onu da şöyle yapacağız. Öncelikle DNS ayarlarına giriyorum ve burada kanalından herkese merhaba. Bugün size birkaç basit şekliyle internetinizi nasıl hızlandırırsınız bunu göstereceğim. Buradaki yazıları doğru şekilde düzeltmeniz lazım ki birazdan uygulayacağımız adımlarda İngilizce doğru şekilde dönüştürülsün. Bunları kontrol ederseniz ben şimdi size örnek olsun diye hızlıca göstereceğim. Öncelikle bu SRT'yi YouTube'a yüklememiz gerekiyor videomuza.
Ben daha önceden bu videoyu açmıştım. Burada videoları yönet diyorum. Vakit kaybetmemek için videomun adından bulacağım. Enter'a basıyorum. Ve bunu düzenle diyorum. Sol tarafta altyazı ekle diyor. Buna tıklıyorum ve burada sağ tarafta bulunan kopyala ve düzenleye geliyorum. Kendiliğinden gördüğünüz gibi bir metin belgesi oluşturmuş. Otomatik oluşturuyor bunu. Dosyayı metni temizle diyorum ve buradan dosya yükle diyorum. Devam diyorum. Az önce masaüstümüze inen, daha doğrusu programın atmış olduğu SRT dosyasını seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi adım adım buraya geldi. Burada dediğim gibi bazı şeyleri düzenlemeniz lazım ki İngilizceye çevirdiğinde hata almayın. Ben örnek olsun diye bu şekilde yaptım. Konuşmaların denk geldiği yerlere ekliyor gördüğünüz gibi. Yayınla diyorum. Ve artık videomuzda altyazı, Türkçe altyazı var. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Burada videomuza tıklıyorum ve videoyu paylaş deyip kopyala diyorum. Burada yine Teknoloji TC'de bulunan şu diğer dil seçenekleri indirmek için tıklayın diyor. Buraya gelip Türkçe altyazı eklediğimiz videomuzun linkini yapıştırıyorum. İndirmeye basıyorum. Sağda bir şey açıldı. Bunu kapatırsınız muhtemelen reklam. Ve burada çevirdi dili. Bana şu an videomun dilini soruyor. Yine reklam açıldı. Bunları kapatırsınız. Türkçe diyorum. Çevireceğiniz dili soruyor. Çevireceğimiz dil İngilizce. E'ye basıyorum. İngilizceyi seçtim. Biçim soruyor. Ben SRT olarak indireceğim ki YouTube uygun olduğu için. Şimdi çevir diyorum. Ve gördüğünüz gibi SRT olarak indirdi. İndirilenleri indirdi. Şimdi gelelim diğer altyazıya. Dil ekle diyorum ben videoma. Ve buradan E'ye basıyorum. İngilizce geldi. İngilizceyi seçiyorum. Ve burada altyazı ekleme kısmına gelip ekle diyorum. Dosya yükle diyorum. Devam diyorum. İndirilenlere indiği için direkt oraya gelip tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi videomun İngilizce olarak çevrilmiş hali geldi. Eğer Türkçe'yi doğru kullandıysanız ve düzelttiyseniz buraya da doğru şekilde gelecektir, yansıyacaktır. Eğer Türkçe'de yanlışlarınız varsa ve cümleleri yanlış kurduysanız burada da aynı şekilde hatalı gelecektir İngilizce. Şurada gördüğünüz gibi. Bunlara dikkat edersiniz ve bunu da yayınla dediğimizde gördüğünüz gibi artık İngilizce'de bir altyazımız var. Türkçe altyazımız var. Burada istediğiniz dilde Çince, İngilizce, Almanca hepsini ekleyebilirsiniz. Başlık da eklemeniz gerekiyor. O da onu da şu şekilde ekliyorsunuz. Burada atıyorum böyle bir durum var. Kopyala deyin ya da Chrome'la translate deyin. Bunu İngilizce seçip buradan kopyala deyip gelip buraya başlık kısmına bunu yapıştıracaksınız ki İngilizce olarak bunu arattıklarınızda videonuz çıksın diye. Tabi burada açıklama kısmını da seçip bunu da bu şekilde buradan kopyalayıp İngilizce yapmayı unutmayın. Çünkü videoya gelip açıklama kısmını okuyacaklardır. Yalnız burada linklere dikkat edin. Bazen İngilizce teknoloji olarak çeviriyor bunu. O zaman tekrardan Türkçe'ye çevirmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat edin özellikle. Bakın burada benim sistemin adı bu değil. Ama bu şekilde çevirdi. Gördüğünüz gibi. Bu ne? Teknoloji yapıyorum. Bunlara dikkat edersiniz. Bu şekilde videoyu nasıl yazıya çevireceğinizi ve istediğiniz dilde nasıl YouTube'daki videolara altyazı ekleyeceğinizi gösterdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimlerimiz açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap veriyor olacak. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.